Yarın yola revan oluyorum. Zaferlerine bir yenisini daha ekleyeceğinden şüphem yok. İnşallah. Ben yokken gözün Selim'in üzerinde olsun. Selim'e itimadın yok mu? Manisa'daki hali gözümün önünden gitmiyor. Neyse ki TB kapısından geçip o çukurun içinden çıktı. Lakin yine de dikkatli olmak icap eder. Vaziyeti hassas. Maazallah bir rüzgar çıkar. Bir yağmur yağar. Ayağı kayıverir. Aklın burada kalmasın. Ben yanındayım. Böyle bir mesuliyetle kendini affettirecektir aslanım. İnşallah. Bu ayrılık uzun sürecek. Daha şimdiden hasretim sana. Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Bir yandan da Cihangir'in vaziyetine çok üzülüyorum. Bir şey mi oldu? Gelmek ve sarayda misafiriniz olmak isterler. Leh prensesi. Prenses Anna Yegelonka. Doğduğum toprakların sahipleri ayağıma geliyor demek. El lütfumu esirgemek olmaz. Gelsinler madem. Rüstem'in yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Malum düşmanlarım. Ne vakit hünkârımız sefere çıksa ilk iş bana saldırıyorlar. Merak etmeyin sultanım. Ben her türlü tedbiri aldım. Âlâ. Bir gözün de Selim'in üzerinde olsun. Bir yanlış yapmaya kalkarsa beni haberdar et. Emredersiniz sultanım. Lakin şehzademiz Saruhan'da hayli tecrübe edinmiş gibi görünüyor. Mühim bir hata yapacaklarını sanmam. Öyle mi dersin? Benim şahit olduğum bu sultanım. Bu saraydan Saruhan'a giden şehzade ile şu an tahta sahip çıkan şehzade arasında dağlar kadar fark var. Getirdim mahallem. İnşallah hoşunuza gider. Çok beğendim. Saçınızın tek teli dayı etmez bunlar. Benim için çok kıymetlisiniz. Sen de benim için öylesin aslanım. Öyle. Fakat açık konuşmak gerekirse, bana ne kadar kıymet verirseniz verin, gönlünüzdeki yerim Bayezid'dekiyle kıyas kabul etmez. Sizin esas kıymetliniz o. Neden böyle söylüyorsun? İkiniz de denksiniz benim gözümde. Yanlış anlamayın validem. Tercihinize lafım yok. Ben sadece iyi düşünün istiyorum. Bayezid'i bana tercih etmekle doğru mu yapıyorsunuz? Gün olur Bayezid tahta çıkarsa size söz hakkı vereceğini mi sanıyorsunuz? Mümkün değil. Nereden çıktı bu laflar? İyi düşünün validem. İstikbali düşünün. Ben dahil herkesin kaderinin iki dudağınızın arasında olduğunu hayal edin. Şehzadem Murat ne kadar da talihli. Daha küçük yaşlarda payitahta geldi. Siz yüce sultanımızın kanatları altında. Talihi daim olsun aslan torunumun. Gel. Sultanım. Lehistan prensesi Anna Yegelonka yola çıkmışlar. Yakında burada olacaklar. Âlâ. Bir an evvel hazırlıklara başlayın. Prenses sarayımıza geldiğinde kudretimizin farkına varsın. En iyi şekilde ağırlayalım onu.
Emredersiniz sultanım. Prensesin ziyareti sizin için mühim belli ki sultanım. Neticede doğduğum büyüdüğüm topraklardan biri geliyor Nurbanu. Üstelik oranın sahiplerinden biri. İster istemez aklıma mazi düşüyor. Hatıralar saklandıkları yerden sökün ediyor. 30 yıl. Dile kolay. Nice yazlar geçti. Kışlar, baharlar. Herkese nasip olmaz sultanım. Siz sadece Osmanlı sultanı değil, bütün cihanın sultanısınız. Selim. Validem. Aslanım. Murat'ımın yanındaydım az önce. Belli ki o da babası gibi yiğit bir şehzade olacak. İnşallah validem. Prensesle alakalı malumat verildi mi size? Evet. En iyi şekilde ağırlamak icap eder. Bu ziyaretin arkasında muhakkak bir şey olmalı. Bakalım prenses neyin peşinde? Babası Kral Sigmund ağır hastaymış. Leistan'da durum pek iç açıcı değil. Kıtlık kol geziyormuş. Belli ki yardım isteyecekler. Demek bu yüzden. Geldiğinden beri devlet işleriyle pek alakadarsın. Taht bana emanet validem. Gel. Validem. Nihayet. Yüzünü gören cennetlik. Ne oldu, bir haber mi var yoksa? Cihangir mektubuma cevap yazmış. Şükürler olsun ki onun ve hünkârımızın sıhhati gayet iyiymiş. Mektubu neden hünkârımız yazmamış? Yoksa siz hala kırgın mı? Biz ne dağlar, ne deryalar aştık. Derede boğulacak değiliz. Sen asıl Rüstem'i düşün. Bak neler yazmış. İki lafından biri sen, diğeri de kızı Hümaşa. Size hasret kalmış. Öyleyse bu mektup neden bana değil de size gelmiş? Rüstem sende bir ışık görse, mektup okumaktan bitap düşerdin. Gerçi bu ayrılık size iyi gelecek. Saadetiniz için bir fırsat. Benim kararım değişmeyecek validem. 1000 yıl geçse de değişmeyecek. Büyük laflar etme Mihrimah. Güneş bile yarın doğacağından emin değilken sen nasıl olur da böyle kati konuşursun? Siz bana verdiğiniz sözü unutmayın. Kâfi. Sultanım, Lehistan Prensesi Ana Yagellonka geldiler. Şehzadem Selim'le görüştüler öyle değil mi? Elbet. Şehzademiz arz odasında karşıladılar. Hürrem Sultan. Prenses Anne. Tahmin ettiğimden daha güzel ve daha gençmişsiniz. Это про вас, Султанша. Я благодарна вам за то, что согласились принять меня. Долгое время я не говорю на русском. Я рада, что вы не забыли. Ülkemdeki bütün kadınlar gibi ben de sizi çok merak ediyordum, Sultanım. Nihayet gördüm. Belki siz bilmiyor ama ülkemizdeki herkes
sizi tanıyor, sizi konuşuyor. Anneler kızlarına sizin masalınızı anlatıyor. Güzeller güzeli Alexandra La Rosa'nın masalı. Sizin gibi bir prensesten bunları işitmek ne güzel. İnanın bana, bu söylediklerim az. Lütfedip ülkemize gelseniz yer yerinden oynar. Kızım Mihrimah Sultan, tanışın. İsminizi duydum. Ayın ve Güneşin Sultanı. Yeryüzünün ışıltısı. Bu zarif sözleri sizden duymak benim için çok kıymetli Prenses Anna. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şeref. Kıymetli babanız Kral Zygmunt'un rahatsız olduğunu işittim. Allah şifa versin. Amen. Zor günler geçiriyoruz sultanım. Felaketler peşimizi bırakmadı. Önce kuraklık, sonra çekirge istilası. Halkımız açlıktan kırıldı. Kral babamın hasta yatağına düşmesinin sebebi de budur. Benim oradan ayrıldığım vakitler bolluk ve bereket doluydu o topraklar. Öyle çok arpa ve buğday olurdu ki tarlalar yeşil bir derya gibi görünürdü. Çocukluğunuzun geçtiği toprakların size ihtiyacı var sultanım. Kendi soyunuzdan olan insanların size ihtiyacı var. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şehzade Selim Hazretleri ile de konuştum. Tahıl ambarlarımız boşalmak üzere. En fazla bir ya da iki ay dayanabiliriz. Bu zor günler geçene kadar bize yardım etmenizi diliyorum sizden. Hibe değil. Vakti gelince borcumuzu ödeyeceğiz. Anladım. Üzülmeyin prenses. O güzel suratınızı asmayın sakın. Şehzadem Selim'le konuşacağım. Ambarlarınızın dolmasını, hazinenize hatırı sayılır bir katkı yapılmasını sağlayacağım. Sultanım, ben... Lakin bir şartım var. Bunları bir borç olarak değil, hediye olarak yaptığımızı düşünün. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Ayla, hayli uzak yoldan geldiniz. Size yeni bahçe sarayını tahsis ettim. Lakin hazırlanması birkaç günü bulur. O vakte kadar burada bizimle kalacaksınız. Mihrimah. Prenses Anna. Benimle gelin. Size dairenize kadar refakat edeyim. Daha sonra birlikte sarayı gezeriz. Çok isterim. Ben de meraktan ölüyordum. Öyle vaatlerde bulunmaya hakkınız yok. Bilhassa hünkârımıza danışmadan. Hayat ne tuhaf Gülfem. Bir vakitler onların hükmü altında yaşayan alelade bir köylüydüm. Bir buğday tanesi kadar bile kıymetim yoktu gözlerinde. Lakin şimdi gücümün, kudretimin zerresi dahi onları ihya etmeye kâfi. Bu kudretinizi hünkârımıza borçlusunuz. Gücünüzü ondan aldığınızı unutmayın sultanım. Ben hiçbir şeyi unutmam Gülfem Hatun. Bazen acı verse de unutmam. Prenses halkının mağduriyetinden bahsetti. Senin de dediğin gibi durumları pek iç açıcı değil. Yardım için söz verdim. Böyle bir söz vermeden önce benimle konuşmanız icap etmez miydi validem? Karşı mısın? Mesele benim karşı olup olmamam değil validem. Yalnızca usullerden bahsediyorum.
Hünkârımız burada olsa böyle bir söz verebilir miydiniz? Hayır. Hele ki naip ben değil Bayezid olsa... ...şu an çoktan kıyamet kopmuştu. Şehzadem, Fatma Sultan Hazretleri geldiler. Gelsinler. Sultanım. Hürrem. Selim. Validenin sana sormadan nelere kalkıştığını, neler taahhüt ettiğini biliyor musun? Sen dururken böyle kararlar alması ne kadar doğru ben hiç bilmiyorum. Sanırsın ki saltanat naibi Hürrem. Bunun hesabını hünkârımıza nasıl verecek acaba? Validemin sözü benim sözümdür sultanım. Doğru düşünmüş, yerinde bir karar vermişler. Bize sığınmış hiç kimseye sırtımızı dönmek olmaz. Ha. Hünkârımıza verilmesi icap eden bir hesap varsa onu da ben veririm. Sizin içiniz rahat olsun. Prenses Anna'nın şerefine bir ziyafet tertip edilmesini emrettim. Cariyelerin başında dur. Kaytarmasınlar. Eksik gedik olsun istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Sümbül'den kahve almalarını istemiştim. Getirdiler mi? Sümbül ağa bizzat kendi getirmek istemiş sultanım. Kahveci efendi birazdan gelir. Âlâ. Çekilebilirsin. Da geldin Sümbül. Hünkârımızın yokluğunda tedbirler çoğaldı. Saraydan dışarı çıkamıyorum. Rahmetli oğlumun seneye devriyesine kadar bu böyle. Ay sultanım. Zaman ne çabuk geçmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen de o gün gelirsin değil mi? İki elim kanda olsa gelirim sultanım. Aa kahve istediğinizi söyleyince vallahi dünyalar benim oldu. Zaten sizi görmek istiyordum. Zira günlerdir sizi rüyamda görüyorum. Hayırdır inşallah. Sizi bir karanlığın içinde görüyorum. Daha doğrusu sesinizi, çığlıklarınızı işitiyorum. Koşayım yardım edeyim diyorum ama sizi bulamıyorum. Keyfimi kaçırmaya mı geldin? Bu aralar ihtiyatlı olmakta fayda var. Düşmanlarınıza dikkat edin sultanım. O korkular eskiden de Sümbül. Alt ettiğim düşmanlarımın sayısını ben bile hatırlamıyorum. Valide Sultan, İbrahim Paşa, Hatice Sultan, Şah Sultan. Bak bakalım hangisi kaldı? He? Fatma Sultan? Onu ciddiye bile almıyorum. Vallahi sultanım en büyük felaketler insan en tepedeyken tam da başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü anda gelirmiş. Ben de sizin yanınızda yokum zaten. Sen yanımda ol ya da olma. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben bu mertebeye tek başıma geldim. Tek başıma kalmasını da bilirim. Sultanım bağışlayın beni yanlış anladınız. Dönsen iyi olacak. Beh prensesi sarayda. Onunla ilgilenmem icap eder. Emredersiniz. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hayli keskin bir tadı var. Fakat güzel. Hayret doğrusu.
İlk içtiğinde beğenen hiç görmemiştim. Vaka koca sarayda bir tek ben içiyorum. Ben de alışıyorum sultanım. Prensesle gezileriniz nasıl geçiyor? Gidebileceğimiz yerlere gittik. Zannediyorum memnun kaldılar. Çok. İnsan buradan hiç ayrılmak istemiyor. Fakat zamanı geldi. Artık ülkeme dönmem lazım. Eğer kabul ederseniz sizlere mektup yazmak isterim. Elbette. Bilhassa babanızın vaziyetini merak ediyorum. Kendisine acil şifalar dilediğimi söyleyin. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur. Ülkenize bolluk ve bereket gelir. Amin. Amin. Bahşettiğimiz yardımlar gemilere yükleniyor. En kısa vakit denize geçecektir. İlaveten nakit olarak 5 kere 100 bin altın göndereceğiz. Ülkem adına sizi çok teşekkür ederim sultanım. Halkımız sizi dua edecek.